Geçen seçimlerde bir oyla evet. Bozkurt seçimlerini evet. kaybeden evet. Adayı bir bakıyoruz. Bozkurt'un şu anda resmi tek adayı var. AK Parti'den bize gelen Hamdi Cin MHP'nin adayıydı. Evet. Ne oldu da son anda AK Parti'ye başvurdu? Niye AK Parti'ye gitti? Değil mi? Soracak mıydık? Gülümseyerek karşıladı. Hatta yoksa bir taktik mi? Şimdi şöyle net söyleyeyim. Biz kendilerini adaylık açıklarken merkezimizde ben İzmir'de gidiyorum açıklayabilirsin ifadesi var kendisinin. Biz o gün İzmir'de kayınvalidemi, kayınpederimi hasta dedi. Açıkladık. Açıkladıktan sonra dönerek bize arkadaş ben sizin adayınız değilim niye açıklıyorsun? En ufak bir tepki yok. Daha sonra sosyal medyada veyahut da televizyon programlarında biz bunları yineledik. İşte adayımız. Evet gerçekten. Haberleri yine yaptık. Aday olarak mı? Aday olarak. Aday olarak. Aday olarak. Aday olarak. Direkt, direkt aday olarak. Evet. Gene böyle bir şey yok. En son Perşembe günü böyle bir olay çıktı. Tabii burada bu şahsın bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç ettiğimiz kendisinin çok yakını olan iki kişinin parmağı olduğunu inanıyorum bu işte. Başka bir şeyler de var ama ben buradan ben başka bir şey dediniz. Acaba AK Parti ile MHP orada işbirliği yapıp çok şeyler seçim var almak için mi böyle bir şey yaptı? Burada konuşamam. Artık bu iş Allah'a havale ediyoruz. Yani hoş bir şey değil. Yani. O zaman partiler arası geçişler arkada çok normal mi? Olabilir mi? Böyle bir şey? Çok şeyler mı var. Bunu bizim şu anda bozulmuşken olabilir, bunun olabilir. Olmasını adaylar, nasıl yorumlamak lazım? Yani geç parti değiştirmeler olabilir. Söyleme gibi şey yakıştıramıyorum. Çünkü arayan bize çok çok şeyler söylüyorlar. Çok şeyden kanallardan bilgi alıyoruz ama dediğim gibi bu bizi çok şey etmiyor. Yani biz aynı seviyeye düşmek istemiyoruz. Sizi sarkıyor. Geçeceği parti de bunu çok iyi irdelemesi lazım. Tenezzül etmemesi lazım. Ama maalesef iki kişi böyle oldu. Ve iki kişiye böyle bir kapı açtılar. Kim i̇ki kişi derken? Ki? İşte Baklan ve Hamdi Cin Bozkurt. Şimdi bir dakika. Hamdi Cin'in yerine MHP'nin adayı olacak mı? Bozkurt'tan. Siz aday çıkaracak mısınız? Mümin Özyurt bugün geldi. Mümin Özyurt. Evet. O zaman ilk bizde mi açıklıyorsunuz? Evet. Açıkladınız mı? Evet. Bugün Mümin geldi kendisi. Özyurt. Evet. Üç tane ne, kişi ne iş vardı. Yapıyordu? Ne iş yapıyordu? Müteahhit kendisi. Müteahhit. İnşaatçı. Orada. Evet. Evet. Ülkücü. Sağ olun. Notunuzu aldınız mı Ahmet Bey? Aldım. Çok temiz bir çocuk. Pırıl pırıl bir oğlan arkadaşımız. Evet. Bozkurt'un, Bozkurt'un belediye başkan MHP'nin adayı evet. Mümin Özyurt. Evet. Doğru mu? Evet. Peki Baklan'da ne oldu? Efendim? Baklan'da ne oldu? Baklan'da şu anda 3 tane daha adayımız var. Adayımız var. Sanırım bir ikinci netleştiririz. Milliyetçi Hareket Partisi yani Baklan'da sizin adayınız kimdi? Değil. Kimdi sizin adayınız Baklan'da? Efendim? 3 isim varmış. İçlerinden birisi. Hayır. AK Parti'ye giden kim sizden? Efendim? Arif Demirdöğen. Arif Demirdöğen. Şimdi bu arkadaşımız biz partiye davet etmedik. Gel demedik. Aday ol demedik. Kendisi ben adayım dedi. Çalışıyorum dedi. Aday adayı. Biz hiçbir zaman böyle bir teklifte gitmedik kendisine. İşte Ramazan'da iftar verdi. Gittik. Ondan sonra dedik ki yani çalışmam bir şey olursa haberimiz olsun. Tek dönüp de bize bir günden bir güne ben şuraya çalışacağım buyurun gelin demedi. Nihayet bugün telefon açtım kendisine. Nedir abim bu dedim. İşte ben çıktım şuyudur budur falan. Tabii yakışık şeyler bunlar. Gerekçeleri ne size söyledikleri? Efendim? Gerekçeleri ne? Ben böyle de uygun gördüm dedi. Ne dersin böyle? Bir öfkeniz, bir kızgınlığınız olmadı mı? Efendim? Bir kızgınlığınız olmadı mı? Sonuçta verilen, önceden konuşulan bir ya söz var. Şimdi biz siyasetçiyiz. Şimdi kol kırılır, yerin içinde kalır derler. Siyasetçi sabırlı olmak zorunda.
Siyaset uzun soluklu bir iştir. Uzun soluklu bir iştir. Şimdi sen Bozkurt'ta ürkücü kimliğinle iki dönem seçime girmişsin. Üçüncünü kazanırsın, kaybedersin. Tamamen her şeyini, gömleğini değiştiriyorsun, hayat tarzını değiştiriyorsun, karşı gidiyorsun, bir karşıya geçiyorsun. Kazanırsın, kaybedersin. O seçmenin karşısına çıktığın zaman bile o insanlar sana nasıl gözle bakacak? Ne diyecek? Bir makam uğruna bir şey kazanmış diye bir şey yok. Kazanılmış diye bir şey yok. Bir sürü de söylenti var. Resmi, gayri resmi. Buna rağmen böyle bir şey yapıyorsun. Bu insanın yüzüne nasıl bakacaksın? Ve bizim yüzümüze nasıl bakacaksın bundan sonra? Ülkü camiye nasıl bakacaksın? Peki aday gösterir mi Bozkurt'tan AK Parti hamlecini? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tahmininiz nedir? Bana göre göstermemesi lazım. Size göre göstermemesi lazım. Evet. Peki gösterdiği zaman bakın, şansı zayıflar bakın, değil mi? Bakın. Yani çünkü zaten bize, evet, bize Perşembe günü bir bayan geldi. İsmini söylemem. Ve ben bunu kabul etmedim. Bozkurt. Ne dedi size? Hayır, Büyükşehir'de. Büyükşehir için. Evet. Hı hı. AKP'nin kadın kollarında çalışmış bir kardeşimiz geldi. Bizi müracaat etti. Ben Büyükşehir'den belediye başkanı adayı olmak istiyorum, hı hı, dedi. Ben kabul etmedim. Neden? Çünkü benim kendi partilim değilsin. Şusun değilsin, budursun değilsin. Kapıyı kapattım. Gittiler. İşte ben yanlış söylemek, evet, istemediğim için. Çünkü tam Sefer onun... Demir. Aha. Eski belediye başkanı. Evet. Bunu iyi tanıyoruz. Mahir Altun var. Önce bize yani, geldi. Kim? Sefer Bey. Ben de öyle. Tabii. Biz kabul etmedik kendisine. Neden kabul Sefer Bey'i kabul etmediniz. Evet. İlginç. Neden kabul etmedik? Neden kabul etmedik? Çünkü hiç bize gelip danışıp da ben MHP'den aday olacağım talebinde bulunmadı. Biz bayramdan önce her yerde gezmiş. Ben MHP'nin adayıyım. Ben de hacca gitmeden önce dedim ki ya bir gelsin bakalım, burada biz il başkanıyız. Bizim haberimiz olmadan nasıl böyle bir şey olur? Yani benden izin almadan sen nasıl çıkarsın piyasaya? Bayramdan sonra geleceğim. Dedim ki teşkilat başkanına, söyle ona dedim. Adaylığı tarafımızdan onaylanmadı. Ondan sonra AKP'ye gittim.